arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde duran bu güzel modelimizi çalışacağız modelimiz kare bir çalışma Dilerseniz küçük e, şekliyle birleştirerek çalışabilirsiniz. Dilerseniz tamamen aynı şekilde devam ederek büyük bir örtü ya da battaniye çalışması hazırlayabilirsiniz. E, uygun renklerle. İkiden daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre bu modelimizi çalışabilirsiniz. Modelimizi örmesi çok keyifli. E, her rengin kendisine göre bir uyum sırası var. Bu sıralarımızı birlikte en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım hiçbir şekilde kafa karışıklığına sebep olmadan bu çalışmamızı sizler de severek yapacaksınız. Şöyle bakalım bakın. İki renkle çalıştım. Arkasında görmekteyiz. Arkasında da bakın trabzanlarımızı e, aldığımız ikişer trabzan şeklinde gayet güzel önde daha daşık sarma yöntemi gibi görülmekte. Evet, modelimizi bütün ayrıntılarıyla hemen başlamadan ve püf noktalarını söylemek istiyorum sizlere. Sırasıyla bakınız püf noktalarımızdan birisi iki rengi aynı anda devam ettireceksek diğer rengi geçişte mutlaka bir önceki rengimiz modelimizin önünde kalmalı. Tıpkı burada olduğu gibi önde kalmalı. Ama her rengi farklı öreceksek her rengi keseceğimiz için hiç sıkıntı yok farklı farklı öreceğimiz zaman. İki renkle devam ettiğimizde öne bir önceki rengi mutlaka almamız gerekmekte Evet sonra her sıramız yani her rengimiz önce zincirlerden sonra trabzanlardan oluşmakta zincirlerimizi örüyoruz yuvalarımızı hazırlıyoruz sonrasında e, güzelce trabzanlarımızı üzerlerine yerleştiriyoruz her zincirimiz her sıramızda bir tane yuvamız artacak ve e, bu artma sayesinde modelimiz istediğimiz kadar ilerleyebilecek Renklerimizin bir tanesinde köşemiz 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan örerek büyüteceğiz. Diğerinde ise bakınız aşağıdaki rengimizde ise 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan ve aşağıda bakınız şöyle arkada yine 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan şeklinde köşelerimiz ilerleyecek. En önemli püf noktamız burası bakınız. Hiç, yoksa e, normal örmüş olduğumuz modellerden hiçbir farkı yok sadece tek farkı bir sırada zemin zincir hazırlıyoruz daha sonraki sırada ise e, görmüş olduğumuz trabzanları yapıyoruz köşemizin sadece birinde 2 2 bölüyoruz diğer rengimizde ise 4 trabzan bir zincir 4 başka Dikkat etmemiz gereken hiçbir nokta yok. Gayet güzel ve farklı bir şekilde bu çalışmamızı severek ve kolayca örebilirsiniz. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce size en ayrıntılarıyla anlatmaya ve kolaylaştırmaya çalışacağım. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve devamında altı zincir örüyorum ilmeğimi biraz rahatlatıyorum çünkü buraya birleşme yapacağımız için burayı çok sık yapmayalım e, işimizi kolaylaştıralım şöyle biraz rahatlattığımız zaman birleşme işlemi gayet kolay olacaktır 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim biraz önce dediğim ilk zincirimizin içine hemen yumuşacık girişimizi yapıyoruz ve kapatıyoruz üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle yan büküyorum yuvarlak dairemin içine yuvamın içerisine şöyle büküyorum tığımın başını doluyorum hemen yuva içerisine bir tane trabzanımı örüyorum İki tane trabzanım yan yana oldu bir iki zincir çekiyorum normalde dörder trabzan öreceğiz fakat burada iki de bitirirken öreceğimiz için yarım örüyoruz iki de bitişte ilave edeceğiz toplamda dört tane trabzanımız olacak İki zincirimi çektikten sonra yan yana dört tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. İki, üç, bu da dört. Arasına bir, iki zincir, tekrar dört trabzanımı örüyorum. Bir, ipimizi gizliyoruz. İki, üç, dört. Tekrar 2 zincir. 4'er trabzan aralarına 2 zincir çektik. Başlangıçta sadece 2 tane trabzanımızı ördük. 4'er trabzan ördüm. Bakınız 4 trabzan, 4 trabzan, 4 trabzan. 2 zincirimi çekiyorum. Burada yarım olan trabzan gruplarında 2 tane daha yaparak grubumuzu tamamlıyoruz. Hemen 1 ve 2. Toplamda bakınız dört tane trabzanımız oldu. Şimdi kaydırma yöntemiyle tepesine batıyoruz en üst zincirin. Tığımın başına girdirip ipimi aldım ve arasından geçirdim. Şöyle bakalım bakınız 4'er trabzan aralarda ikişer zincir. Başlangıç ve bitişimizin ikisi başlangıçta ikisi de bitişte oldu. Şimdi buradaki ilmeğimizin üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekelim ve diğer rengimize başlayalım. İki renkten öreceğim için kesmiyorum ama her rengi farklı olarak örecekseniz ipimizi kesebilirsiniz. Şimdi bu kalıyor. Diğer yeşil rengimi alıyorum. İkinci rengime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve dörder trabzandan oluşan motifimin orta kısmını Şöyle elime alıyorum. Şimdi dört tane trabzanımız vardı. İki bir yanda kalacak. İki bir yanda herhangi bir dörtlüden başlayabiliriz. Şöyle geçişimizi yapalım. Bakınız tam araya giriyorum. İç kısımdan battım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu dilimizin ortasından battık. İkisini bir sağ tarafa, ikisini sol tarafa alarak çıkıyorum aradan. Ve buradan kapatıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çekiyorum. Tam ortaya girdim. Bakınız 4 motifi, 4 trabzan ikişer ikişer ayırdım. 8 zincirimi çektim. Şimdi ikinci takip eden sol tarafa doğru ilerlediğim için yine tam ortaya batıyorum. 2 sağ tarafa, 2 sol tarafa trabzanımı ayırıyorum. Ve buraya birleştiriyorum şöyle yuvalar hazırlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar sıradaki bakınız 4 tane trabzanımızı ortaya batıyorum 2 sağ tarafa 2 sol tarafa ayırıyorum alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 geliyorum diğer gruba önce ortaya sonra ikişer ikişer ayırıyorum aradan çıkıyorum Şuradaki görmüş olduğumuz bakınız ilmeğimiz duracak giriyorum 8'er zincir çekerek hemen oluşturduk ikinci sıramızın temelini şimdi dördüncü sıramızı yapmak için dört tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 iki defa tığımın başını doluyorum başlangıçtaki batmış olduğum yere girerek batıyorum ikişer ikişer çekiyorum bir iki üç defa da çektim ve dört tane yuvamız bu şekilde tamamlanmış oldu diğer yeşil ipimizi şöyle arkaya alalım içine alıp gizleyip kesebiliriz şimdi yine yeşilimizle devam ediyoruz şöyle tuttuğum zaman bakınız tam İki zincir çektiğim yer yani dörder trabzanlarımızın arasındaki iki zincirle bu birleşme noktamız aynı yere denk gelmekte. Şimdi buraya üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımı başını dolayıp zincirimizle birlikte dört tane trabzanımı örüyorum. Dört trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Hem öndeki yeşilimizden hem de arkadaki sarı rengimizin arasında bakınız iki zincir olan yere giriyorum önce bunu alıyorum yeşilimi sonra sarımı 4 trabzanımı ikisini de kavrayarak örüyorum 4 trabzanımızı ördükten sonra araya iki zincir tekrar aynı yere 4 tane trabzan örerek köşemi oluşturuyorum 3 ve dört. 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanımızı ördüm başlangıçta çalacağı 4 trabzan ördüm aralara zincir çekmiyorum yine araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum önce yeşilden sonra alttaki 2'den giriyorum 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanımızı buraya da örüyoruz 4'ü ördüm Araya iki zincirimi çektikten sonra dört tane daha trabzanımı örüyorum. Şöyle yarımlamayalım ipimizi. Dördüncüyü ördüm. Burada e, herhangi bir yerde de olabilir ipiniz. İpimiz kesinlikle arkada kalmayacak. Şöyle öne doğru yatıracağız. Nerede olursa olsun bu ipimiz, çekmiş olduğumuz zincirlerimiz öne doğru alıyoruz, arkaya bırakmıyoruz. Öne doğru aldım. 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanımdan sonra araya zincir çekmedim. Tığımın başını doluyorum. Önce yeşilimden sonra aradaki sarının 2 zincir arasına girerek trabzanlarımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı ördüm. Lütfen buna dikkat edelim. En önemli püf noktalarından birisi bu. Alttaki renk diğer rengi göreceğimiz mutlaka önde olacak. 2 zincirimizi çekelim. 4 trabzanımızı daha örelim. 2 3 ve 4. Dördüncü ve son grubumuza geçiyoruz. Yarısını örmüştük. Yarısını da şimdi örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1 2 3 ve 4. En son ikisi arasına şu şekilde birleştirelim. Bir defa başını doluyorum. Üçüncü zincir üzerine batıyorum. Bir ve iki defa çekelim. Tam orta olsun. Bir, iki, üç, dört tane zincirimizi çekelim ve bırakalım. Tekrar önde bırakmış olduğum sarı ya da krem rengi hangi ton derseniz buraya geliyorum ve e, bu rengimden devam ediyorum. Bir sıra yeşilimizden bir sıra krem rengimizden örerek ilerleyeceğiz. Bakınız şimdi normal motiflerde ördüğümüz gibi 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzanımızı ördük ve ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi artışlarımızı yaparak köşelerimizde motifimizi büyülteceğiz. Zeminimiz bu kadar kolay bir şekilde hazırlandı. 4 zincirimizi daha önce çekmiştim. 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. 4'er 4'er örmüş olduğum 2 trabzanımızı, 2 zincirimizi de çekmiş olduğumuz araya alttan şu şekilde giriyorum bir tane sık iğne ile batıyorum tekrar 2 3 4 5 6 7 8 bu arada çektiğimiz zincirlerin sayısı 8 olacak şimdi iki tane dörder trabzan arasındaki sır rengimize şöyle girelim krem rengimize ya da nasıl görünüyor bilemiyorum bazen değişik oluyor 3 4 5 6 7 ve 8 dörder dörder trabzanlarımın arasından giriyorum Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 her iki grup arasındaki bölümden örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ayırıyorum. Araya batıyorum. Tekrar 8 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum kendi rengiyle alttan alıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 köşenin dörder trabzanını ayırarak aradan giriyorum. Kapatıyorum. Bir son olan bölüme geldik. Her köşede 2 tane oldu bakınız. 2, lütfen buna dikkat edelim. Buraya oturttuktan sonra modelimiz zaten çok çok basit. Hep birbirine tekrar 1, bir, 2, diğer köşede 1 ve 2, diğer köşede 2. 1 ve son 2'yi yapıyoruz birleştirirken 4 tane zincirimizi çekeceğiz. Bir tane zincirimi çektim. 2, 3, 4. Zincirlerimizi çekerek köşelerimizi oluşturduk. Ve burada artışlarımıza başladık. Şöyle göstermek istiyorum. Her köşemizde iki tane yuvayı hazırladık. Bakınız. İlk köşemiz 2 yuva. 1 ve 2. Diğer 2, 2 ve son köşemizdeyiz. Bir tanesini tam ördük. Diğerinin 4 zincirini çekip bırakmıştık. Ve örgümüzün ön yönündeydi. Hemen iki defa tığımın başını doluyorum. Zincirimi çektiğim yerin dibine gelerek batıyorum ve ikişer ikişer çekerek buradaki son yuvamızı da tamamlıyoruz. 8. yuvamız da tamamlandı. Yolumuz tamam olur olmaz üzerine 3 tane zincirimizi çekeceğiz ve e, buradaki rengimizde ikinci kez örmeye başlayacağız. Bakın şöyle görmenizi istiyorum. Kesinlikle kıvamız karışmasın ve burada e, yine bir püf noktası söylemek istiyorum. Trabzanlarımızı öreceğimiz zaman fazlasında bakınız yeşilde 4 tane trabzan 2 zincir 4 trabzan ördük. Buradaki bu şekilde olduğu zaman yani bu rengimizde öreceğimiz bütün trabzanlarımız 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan olarak örüyoruz köşemizi. Ondan sonrasında bakınız köşemizdeki 2 zincirin içerisine mutlaka İki trabzan, bir zincir, iki trabzanımızı örüyoruz. Sonrasında yeniden bu rengimize geçerek iki trabzan, bir zincir, iki trabzan şeklinde köşelerimizi devam ettiriyoruz. Şöyle yaparak tekrar anlatmak istiyorum. Bakınız buradaki püf noktasını anladığımız zaman hiç sıkıntı çekmeden öreceksiniz. Ya da hiç şaşırmayacağız. Aşağıda dört tane trabzanımız var. İki iki bölüyoruz. Bütün trabzanlarımızda bu işlemimizi yapıyoruz. Öncesinde bir, iki. 3 zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanım. Hemen yeşili de kavrayarak tam ikiye bölüp aradan giriyorum. 2 tane trabzanım oluyor. Zincirim ve trabzanım. Araya bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere girerek bir ikinci trabzanımı örüyorum. Geçişlerde zincir çekmiyorum. Şimdi köşemizin diğerine tam olarak çalışalım. Orasını bitirirken de diğer yarısını yani şu kısmı çalışacağız. Tığımın başını doluyorum. 2 2 bölüyorum ve hem öndeki rengimi hem arkadaki trabzanlarımı 2 bölünmüş bir şekilde giriyorum. 1 aynı yere 2 trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir tekrar 1 ve 2. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı ördükten sonra diğer tarafa geçmeden lütfen buradaki Dört trabzan yan yana arada zincirsiz çektiğimiz bölümün arada bulunan iki zincirin içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. Bakınız burası en önemli püf noktamız. İki trabzanımı bir zincirim yani karıştırmaya müsait olan nokta tek burası. Buna dikkat ettiğimiz zaman dilediğiniz kadar büyütebileceksiniz. İki trabzan bir zincir iki trabzanımı ördüm. Tek yeşilin üzerine ördüm. Tekrar diğer rengimi çekiyorum yukarıya doğru. 4 trabzanımı 2 2 ayırıyorum. 2 sağ tarafa, iki sol tarafa. 2 rengimi de kavrayarak giriyorum. 1 2 trabzan. Bir zincir. Tekrar 1 ve iki trabzanımı örüyorum. Bakınız köşemizde bu şekilde örülmüş oluyoruz. Bitmiş göstermek istiyorum. Bakınız yani bayağı büyüttüğümü. Şöyle gördüğümüz sıramızda hemen şu kısmı çalışmaktayız. Bakınız önce zeminimizi sonra trabzanlarımızı hazırladık. Görünüm bu şekilde ilerleyecek. Şimdi aynı işlemimizi yapmaya devam ediyorum. Araya zincir çekmeden 2 2 bölüyorum. 4 tane trabzanımız olacak. 2 zinciri çekti. 2 trabzan ördüm. 1 zincir çekiyorum. Yeniden 2 trabzan. 1 zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak yeniden 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 4 tane trabzan ördüm. Yine şöyle görüyoruz bakınız. 2 tane zincirimin bulunduğu aradayım. 4 zincir çekerek bırakmıştım. 4 zincirimi şöyle öne alıyorum. Tutuyorum elimle hemen iki zincirin bulunduğu yere girerek iki trabzan bir zincir iki trabzanımı örüyorum zincirli kısım mutlaka öndeydi tığımın başını tekrar doluyorum zincirimi şöyle çekiyorum her iki rengimi arkadaki dört trabzanı ikiye ayırarak iki sağda iki solda giriyorum arasına bir ve iki Araya bir zincir tekrar iki tane trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum. Ve bakın diğer köşemizi de tamamladık. Şöyle görelim. Bir sonraki rengimiz de önde hazır bir şekilde bizi beklemekte. Devam ediyorum. Aynı işlemimizi önce ikiye ayırıp her iki rengi kavruyorum. Daha sonra sadece yeşilimi sonrasında iki rengimle iki trabzan bir zincir, iki trabzan örüyorum ve sıramın sonuna kadar işlemlerimi tekrar ediyorum. Köşelerimizi örerek geldim ve en son bakınız zincirimizle başlayıp iki trabzan ördüğümüz noktadayız. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız püf noktası burada. O kadar rahat Yeşilimizle yani buradaki dört trabzanımızın arasına mutlaka iki tane trabzan, bir zincir, iki trabzanımızı yerleştireceğiz. Bu zincirimizi çektiğimiz sırada sonrasında hiçbir sıkıntı çekmeden, kafa karışıklığına mahal vermeden motifimizi büyüteceğiz. İstediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz. Zincirimin bulunduğu noktaya geçiyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 dörtlü çekebilirsiniz daha fazla da çekebilirsiniz Önemli olan 8 zincir sayısını daha sonra tamamlamak Hatta 8 zincir çekip bile bırakabilirsiniz sökülme oluyor hiç olmazsa aşağıdaki modelimizden kaybetmemiş olursunuz şimdi bu ipimizi burada bırakıyorum tekrar yeşil rengime geliyorum zincirimizi kontrol edelim bazen sökülmeler oluyor 1 2 3 4 4. zincirden itibaren üzerine ekliyorum 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çektim hemen kendi renginden sol tarafındaki olan bölüme giriyorum şöyle alttan kavruyorum bir tane sık iğne ile kapatıyorum ve yeni yuvalar hazırlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar bakıyorum aşağıda kendi rengini görüyorum bakınız yeşil yeşile batıyorum alttan alıyorum kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Bakın şöyle çektiğim zaman burada yeşilin katını görüyorum. Her 4 trabzanımın soluna 8'er trabzan, 8'er zincirden yuvamı hazırlıyorum. Eliniz eğer sıkıysa 9 olarak çekebilirsiniz. Gevşekse 7 yapabilirsiniz. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şöyle köşenin içerisine örmüş olduğumuz dörtlüğünün arasına girmemek. Yani her dört trabzanda bir batıyoruz. Sakın buradaki merkezde duran şu köşenin içerisine batmayalım. Bakın toplamda dört trabzanımız var. Dört trabzan, dört trabzan ilerlemekteyim. Bu araya girmeyelim. Hemen soluna giriyorum ve batıyorum. 1, 2, 3, 4, Diğer modelimizin yine 4 tane tırabzanımın soluna batıyorum. 1 2 3 4 4 değil 8 zincir çekecektim. Hemen düzeltiyorum. 4 5 6 7 ve 8 batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 4 tane tırabzanımın yine soluna girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam merkezdeyim yine. Merkezi ortadan kesinlikle ayırmıyorum. 4 trabzanımı şöyle alıp alttan giriyorum. Yeşilime ve örüyorum. Bakınız buraya da dikkat ederseniz yeşilleri bu şekilde. Diğer açık renkli sarımızı ise ya da krem tonumuzu nasıl adlandıracağımı bilemedim. Ekranda görüntü değiştiği için. Bu şekilde aynı şekilde örüyoruz. Yani şöyle ikiye bölmüyoruz. Buraya dikkat ettiğimiz zaman hiç kaydırma şaşırma yapmayacağız. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İki zincirimi çektim. İpimi şöyle öne alıyorum. İpimizi öne alalım. Diğer dört tane trabzanın soluna girip batıyorum. İlmeğimizi bu tarafa önde tutmaya başlayalım. Arkada kalmasın işimiz, zorlaşmasın 8 tane zincirimi çektim. Tam yine köşenin kenarına geldim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Köşemize batmıyoruz çünkü 2 2 ayırmıyoruz. Diğer tarafa geçiyorum. Ve tamamlıyorum. Yeşil rengim için yuvalarımı hazırlayarak sona doğru geldim. Şimdi her bir yuvamızı sayalım. 1, 2, 3. Her köşede 3 yuva. Bir önceki sıramızda ikişer yuvaydı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 ve son yapacağımız yuvamızla birlikte 3 tane yuvamız olacak köşelerimizde. Her bir modelimizin üste doğru büyümeye başladığında birer yuva artma şekliyle modelimiz kendisini büyütecek. Evet 4 zincirimi çekip bırakmıştım. Eğer söküldüyse yeniden e, ayarlama yapalım çünkü sökülebiliyor. Burayı mümkün olduğunca biraz uzun çekerseniz e, daha güzel olacaktır. Yani elinizde hemen örecekseniz sıkıntı yok ama bırakıp tekrar öreceğiniz zaman mutlaka zincir sayımız fazla olsun. İki defa başını doluyorum. En son birleştirmeleri bu şekilde çalışıyoruz. Dibine gelerek batıyorum ve ikişer ikişer çekiyorum. Şöyle biraz rahatlatıyorum. Bir, 2 ve 3. Ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Zincirimizde ilk trabzanımızı örmüş olduk. Aşağıdaki 2 trabzan. Arada bir zincirimiz vardı. Hemen araya giriyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. Araya bir tane zincir. Tekrar 2 trabzan. 1 ve 2. Aşağıdaki zincir içerisine ördüm. Tığımızın başını doluyoruz ve şöyle bakıyorum. Bakınız burası tam köşemiz şöyle bakacak olursak bakınız köşemizin bulunduğu yer zincirimizle de belirli olmakta zincirimiz daha yan batmakta aralarda dikey gelmekte şöyle görelim köşemiz köşemizin bulunduğu noktaya her iki rengimizi alıyoruz yeşil rengimizde lütfen kodlayalım 4 tane trabzanı araya zincir olmadan örüyorum köşemizi yeşil rengimizde uygulayacağımız sıralama. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 4 tane trabzanımı köşeye örüyorum. iki rengimle birlikte. 3 ve 4. Köşemi ördüm. İki rengimizi kavrayarak. 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan. Bütün köşelerimiz yeşil rengimizde bu şekilde olacak. Zincirimi aldım. Araya girdim. 2 trabzan. Bir zincir, iki trabzan. Bir ve iki. Araya zincir çekmeden tekrar giriyorum. İki iki ayırıyoruz zaten zincirimizde olduğu için belli. Bir zincir, iki tane trabzan. Ve yine köşemize geldik bakınız. Tığımın başını doluyorum. Dört trabzanım örüyorum. Bir, iki, üç ve 4. Bir tane zincir, tekrar 1 2 3 ve 4. Bakın. Bu şekilde püf noktalarına lütfen unutmayalım. Motifimizde istediğiniz büyüklükteki örgüleri çalışabilirsiniz. Yeşil rengimizde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan. Tabii sizler hangi rengi kullanacaksanız, diğer sarı rengimizde ise 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Tam ortadaki yeşil rengimize bakınız. Bu birinci püf noktalarından biriydi. Yani en önemli püf noktalarından birisi. Diğeri ise bakın yeşilde dörder dörder örerek ilerliyoruz. Araya hiçbir zaman zincir çekmiyoruz. Bir zincir tekrar aynı yere batıyorum ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Çalışmamızı tamamladık. Şöyle görelim bakınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.